Hocam bu hafta da Trey ile oynadık. İkinci sıradaki takımımız ama baktığımızda bir puan. Her hafta böyle gidiyor. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi üzülmemek elde değil. Yani öyle bir saçma sapan gol yiyoruz ki. Yani bu kötü gol yiyişimize bir şey yapamıyoruz. Yani hep çalışıyoruz. Neler yapacaklarını, ölü vuruşlarını maçı izlettik biliyorsunuz. Ölü topları nasıl kullanıyorlar, işte kornerleri nasıl kullanıyorlar. Bakın şu adama dikkat edin, şu adam kaçıyor, bu adam vuruyor. Her şeyi anlatıyorsunuz ama bu sahaya gelince ne yazık ki özellikle ilk yarıda tabii ki göstermiş olduğunuz performansı pek şey yapamayız. Tamam mücadele etmeye çalışıyorsunuz ama bir donukluk vardı bugün. Anlam veremiyorum. İkinci yarı ne kadar toparlasak da ki kaçan golleri görüyorsunuz. Millet bize yarım pozisyonda gol atıyor. Biz ne yazık ki 10 tane pozisyona giriyoruz, atamıyoruz. Ama diyorsunuz ki çalışmıyor musunuz? Bunun çalışmasına 50 kere, 100 kere, arka arkaya neler yapıyoruz ama bir şekilde olmuyor. Yani inşallah o şanssızlığı da kıracağız diye düşünüyorum. Hocam ilk yarıya baktığımızda farklı bir şey vardı. Oyun anlayışı vardı sizde baktığımızda. İlk yarıda hiç kanatları çalıştırmadık ama ikinci yarı kanatları çalıştırdık. Keşke ilk yarı böyle oynasaydık diyor muyuz? Şimdi keşke değil. Yani sonuçta bunu gördüğümüz zaman değişiklikleri yapıyoruz zaten. Neresi işlemiyorsa oraya göre hemen oyuncu yönlendiriyoruz. Rakibin 10 kişi kalmasından sonra bizim bir şekilde ileride çoğalmamız lazımdı. O yüzden dikkat ederseniz defansı üçlüye döndürdük. Tek risk almak zorundayız çünkü gol bulmamız lazım yani. Ya o golü bulacağız, ya golleri bulacağız ya da Allah korusun mağlup olacaktık ama işte bu tip maçlarda gol yemeyeceksiniz. Yani bir de böyle kötü gol yemeyeceksiniz. Dikkat edin ben geldiğimden beri biz normal bir gol yemedik. Ya kendimizin ayağı kaydı, ya topu kaptırdık, ya bugünkü gibi uyudu herkes. 100 kere söylüyorum konuşun, arkanda geliyor, gidiyor. Bunları hani işte ne kadar anlatsak o oyuncu sahaya çıktığı zaman bazı şeyleri unutuyor ne yazık ki. İşte toparlayacağız bilmiyorum yani. Hocam şu belki kadar, evet ben oyun olarak ilk yarıyı demeyeceğim ama ikinci yarı dikkat ederseniz biz son 20 dakikalarda biten takım şimdi karşı takımı bitiriyoruz. Yani yürüyecek halleri ona kalmadı. Yürüyecek halleri kalmadı. Ben kondisyon açısından takımın iyi yolda olduğunu ki daha eksik. Bak söylüyorum. Daha eksik ama çok çok daha iyi olacağımızını ben buradan yani yavaş yavaş meyvesini alıyor muyuz? Sizin ilk başta baktığınızda %30'lardaki takımı %60-%70'lere çıkartacağım diyordunuz. Şu anda onu mu görüyoruz? Şu an için evet %60-%70'lere kadar geldik. %60-%65 öyle diyebilirim ama yine hala istediğim gibi değiller. Yani benim takımım 11 kişi birden saldıran ki onun devamlı onun antrenmanını yapıyoruz. Herkese adama yakın olan, rakibine yakın olan, böyle topu kaybettiğimiz zaman aynı zamanda geriye gelen böyle bir takım yaratmak istiyorum ama işte diyorum ya belirli zamanlarda yapıyorlar, belirli zamanlarda ne yazık ki müsaade ediyorlar rakibe oynamayı. Ben onu istemiyorum. İşte onu yapacak kişilerle zaten devam edeceğiz. Enver'e baktığımızda ayağında bayağı bir ciddi bir problem var. Aşağıda illaki konuşmuşsunuzdur. Birazcık izleyenlerimizle paylaşabilir misiniz? Ne durumda? Sorduğumda biraz bağlarla alakalı problem var diyor ama. Yok ben kendisiyle konuşmadım. Çünkü biliyorsunuz cezalıyım yani. Yukarılardan izliyoruz. Belki bilgi vermişler midir? Yok daha bilginiz verilmedi. Şimdi alacağım onun bilgisini. Geçmiş olsun diyelim inşallah en kısa zaman. Hocam son olarak diğer sakatlara baktığımızda ne zaman dönerler? Vallahi Alperen'in işte herhalde çarşamba günü o başlayacak. Daha başka da şeyimiz yok ya öyle önemli bir zaten bir menisküs ameliyatı olan bir kardeşimiz var. Hakan var. Onun yalnız o devre öbür artık diğer devrede Allah nasip eder. Mehmet de devreyi bulur diye düşünüyorum. Tabii hep işte bunlar bir de şanssızlık yani antrenman sakatlığı ya da maçta işte çekme falan değil yani baktığınız zaman basılan bilekleri şişti. Öbürünün yan bağları koptu. Yani bunlar maçın içerisinde şanssızlık diyebileceğimiz ki Mehmet şu an burada olsaydı daha farklı bir takım görebilirdik. İşte diyorum ya bütün şanssızlıklara rağmen olsun ne yapalım bir puan böyle hayat toplayıp tamam. devre arasına kadar böyle devam edecek. Yani ama Allah nasip ederse ikinci yere çok farklı bir takım izleyebiliriz. Peki başarılar diliyoruz hocam. Çok çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Puan oyuna baktığımızda pek zorlu değil yani. Yani neresi zorlu? Yani bizim için bana göre ilk yarı sağdan sildik Düzcespor'u ama ikinci yarı sağ olsun offside'le alakalı anlayamadığımız, anlam veremediğimiz bir şey oldu. Onunla alakalı normal şartlarda siz de izlediniz zaten. Yani biz zorlu geçeceğini düşünüyorduk ama tabii başka faktörlerle zorlu geçeceğini planlamamıştık. Olsun. Sonuçta 10 kişi de alınların akıyla çıktı futbolcularım sahadan. Berabere kaldık. Şükür. Buna hocam şükür. 45 dakikada baktık 10 kişi eksik oynadınız sizin dediğiniz gibi. Ama gol geldi. Gol geldikten sonra birazcık daha biz fazla
atak görmeye başladık Tire'yi. Golle kadar ne oldu da Tire geriye çekildi? Bunu anlama şansımız var mı acaba? 10 kişi kaldığımız için. Bu kadar. Taktiksel bir şey. Hayır canım, 10 kişi kaldı. Yani bir tane, bir adam eksik sahada oynuyorsun ve daha çok koşuyorsun. Bir de hani kendi sahanda olsan tamam 10 kişi kaldığını anlarım, ama deplasmanda 10 kişi kalıp bu kadar seyirci, çünkü iyi bir seyircisi var Düzce'nin. Bu seyirciyle normal yani, deplasmanda 10 kişi kalıyorsun. İçeride kalsan halledersin onu. Peki söylemek istediğin son bir şey var mı? Söylemek istediğim son bir şey, seyircisini tebrik ederim. İyi bir seyircisi var. Yalnız tebrik etmediğim bir şey, Düzce sporlu futbolcuların biraz ahlak alması lazım. Herkes futbolcu olabilir. Herkes top oynayabilir. Herkes ne bileyim şeyler yapabilir. Ama ben hocalarına tavsiye ediyorum. Hocaları futbolcularına önce ahlak versin. Yani ne alakası var? Futbolcuları oradan bizim soyunma odamızda küfürleşiyor. Yani önce ahlaklı olacaklar. Ondan sonra topçu. Onun için zaten oynayamıyorlar bir yerlerde. Hocalarına da tavsiyem. Özellikle yardımcı hocalarına tavsiyem. Burada bodyguardlık yapmayacaklar şeyin dışında. Sahanın dışında yardımcı hocalar bodyguardlık yapmayacak. İşte o Özcan'mış adı herhalde. O da herhalde koruma olarak burada duruyormuş da bizim futbolculara düşman olarak durmasın. Gitsin Sayın Belediye Başkanı'nın korumalığını yapsın. Burada bodyguardlık yapmasın.